Değerli arkadaşlarım, yönetim şudur. Halkı mutlu etmektir yönetimin temel anahtarı. Memlekete huzuru getirmektir yönetimin asıl amacı. Ama yönetimi halkı soymak üzerine inşa ederseniz o bu ülkeye huzur getirmez. Ben size kamyoncular ısrarla dile getir, dile getir, dile getir dedikleri için kamyoncuların bir talebi üzerine konuyu araştırdık ve size dile getiriyorum. Osman Gazi Köprüsü yaptılar. Eyvallah, çok mutluyuz. Hiçbir şikayetimiz yok köprüden. Köprü yap, işlet, devret modeliyle yapıldı. Yani devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadı yapılırken. Ama devlet garanti verdi. Köprü 790 milyon dolara mal oldu. Devlet bu köprüyü yapan firmalara garanti verdi. Yılda 40 bin araç geçecek. Geçmese de ben 40 bin araç üzerinden yılda 511 milyon dolar para vereceğim size dedi. Sözleşme böyle. 511 milyon dolar para vereceğim dedi. Yani köprü 1,5 yılda kendi maliyetini kurtarıyor. 1,5 yılda. Geriye kalan 17 yılda 27 milyar lira eski parayla 27 katrilyon lira parayı bu firmalar kazanacaklar. Kim ödeyecek bunu? İşte buradaki gariban vatandaşlar ödeyecek. Bunların cebinden ödenecek. Bunlar ödeyecekler. Şimdi ben esnaf kardeşime soruyorum. Esnaf kardeşim. Sanayici kardeşime soruyorum. Tüccar kardeşime soruyorum. Allah aşkına bir yatırıp 1000 kazanan bir model size hiç sunuldu mu? Köprü yapıyorsunuz. Maliyeti 1,5 yılda çıkıyor. 17 yılda 27 milyar lira para kazanıyorsunuz. Hangi anlayıştır bu değerli arkadaşlarım? Şimdi ben bunu söyleyince büyük bir ihtimalle şöyle koro halinde söyleyecekler. Havuz medyası, onların yazarları, çizerleri, politikacıları. Efendim Kılıçdaroğlu köprüye karşı. Hayır, ben köprüye karşı değilim. Halkın sömürülmesine karşıyım ben. Bakın devletin yaptığı köprüden örnek vereyim. İstanbul'da köprüler var, Boğaz köprüleri. Gidiş geliş. Arabanıza gider gelirseniz ödediğiniz para 4 lira 75 kuruş. Osman Gazi Köprüsü'nden gider gelirseniz 4 lira 75 kuruş değil, 177 lira 50 kuruş. Ve adamlar ne diyor? Köprüden dolaşmayayım diyor. Feribotu kullanayım diyor. Bakın bir süre sonra göreceksiniz. Feribotu da kaldıracaklar. Anadolu yakasında oturan bir kişiyi düşünün. Anadolu, İstanbul Anadolu yakasında oturuyor. Ayın 25 günü Rumeli yakasına işi dolayısıyla gidip geliyor. 25 gün. Ödediği para 118 lira 75 kuruş. Osman Gazi Köprüsü'nden 25 gün diyelim ki Gölcük'te, Karamürsel'de veya Yalova'da oturuyor ama Gebze'de veya Dilovası'nda, Körfez'de çalışıyor. Bu köprüden gidip gelecek. O da 25 gün gidip gelecek. 118 lira değil arkadaşlar. 4437 lira ödeyecek. 4437 lira. Ya Allah aşkına bunlarda diyorlar ya biz hesap kitap biliyoruz. Ya neyin hesap kitabını yapıyorsunuz siz? Neyin hesap kitabını? Milletin sırtından hesap kitap yapıyorlar. Bu parayı o yüzden biz ödeyeceğiz diyorlar. Vatandaş buradan geçmese de ben ödeyeceğim. Bu köprünün adı ne? Deli Dumrul Köprüsü. Geçsen de geçmesen de parayı vatandaştan alacağım diyor. Yine söyleyecekler Kılıçdaroğlu köprüye karşı. Bu CHP var ya CHP. Her şeye karşı. CHP iyi şeylere karşı değil, halkın çıkarlarına aykırı olan her şeye karşıyız. Evet, halkın çıkarlarına aykırı olan her şeye karşıyız.